ekonominin kötüye gittiğini ve ileride ciddi bir ekonomik kriz çıkacağını 11 Ağustos 2018'de İstanbul'da yaptığım basın toplantısında kamuoyuyla paylaştım. Ve 12 madde halinde bu ekonomik krizi nasıl aşabiliriz? Kriz derinleşmeden bunu nasıl çözebiliriz? Bunu anlatmaya çalıştım. Bir şey yapılmadı. Arkasından 18 Mayıs 2020'de ekonomik buhrandan nasıl çıkarız diye 16 madde halinde bunu açıkladım. Sadece eleştirmekle değil, aynı zamanda sorunu nasıl aşabiliriz? Fakir fukarayı nasıl kurtarabiliriz? Ekonomiyi nasıl güçlendirebiliriz? Dışarıdan gelecek olan çok dalgalara karşı nasıl daha güçlü bir para politikası, bir maliye politikası, bir bütçe politikası izleyebiliriz. Bunun bütün verilerini bir şekliyle açıkladım. Ve geldik bu tablodan sonra da bir kara kış fonu kurun. Fakir fukara var. Milyonlarca insan elektrik parasını, doğalgaz parasını, yakacak parasını ödeyemeyecek. Önlem alın diye yine çağrıda bulundum. Bugün partide oturup toplantı yaptılar. AK Parti MYK'sı toplandı. Neden daha önce toplanmadınız? Neden gidişi daha önce değerlendirmediniz? Neden muhalefetin sesine kulak kabartmadınız? Ya bu söylenenler acaba doğru mudur, yanlış mıdır diye neden bir analiz yapmadınız? Ve neden Türkiye'yi sadece ve sadece bir kişiye teslim ettiniz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti Erdoğan'dan da, Erdoğan ailesinden de, bu ailenin kurduğu vakıflardan da çok daha büyüktür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kişinin iradesine teslim edilebilir mi? Devletin kurumları tümüyle dumura uğramıştır. Bir merkez bankası düşünün, fiyat istikrarından sorumlu ama fiyat istikrarını sağlayamıyor. Yetkisi elinden alındı. Kim aldı? Erdoğan aldı bir kararnameyle. Toplanmışlar, çözüm üretecekler. Hiçbir çözüm üretemezler. Bir de altını çizeyim. İstedikleri kadar toplansınlar, bu mantıkla, bu kafayla, bu öngörüyle, bu ön yargıyla bu ülkenin sorununu çözemezler. Çözme birikimleri yoktur, bilgileri yoktur, kapasiteleri yoktur. Fatura vatandaşa çıkıyor. Benim canımı acıtan da budur zaten. Yazıktır, günahtır ya bu memlekete. Düşmanın yapmadığını yapıyorlar.